Su uyusa da Ermenistan uyumayacaktır, kazandırmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in de ifade ettiği gibi Peşinyan'ın anlaşmaya yanaşması kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın demir yumruğuyla gerçekleşmiştir. Ermenistan işgal ettiği Adan ve Gazze bölgelerini 20 Kasım 2020 tarihine kadar Azerbaycan'a iade edecektir. Dağlık Karabağ ve Laçin koridorundaki temas hattı boyunca Rus ve Türk barış gücü konuşlanacaktır. Haydut Devlet Ermenistan 15 Kasım 2020 tarihine kadar Kelbecer bölgesini, 1 Aralık 2020 tarihine kadar da Laçin bölgesini Azerbaycan'a geri verecektir. Dağlık Karabağ'ın kalbi, kadim Türk şehri Şuşa 8 Kasım 2020 pazar günü işgalden arındırılmıştır. Şuşa şehrinden 5 kilometreden fazla yakın olmamak üzere Hankendi ve Ermenistan'ı Laçin koridoru boyunca birbirine bağlayan yeni bir ulaşım yolu inşa edilecektir. Azerbaycan her iki yönde Laçin koridoru ile vatandaşlarının, araçlarının ve yüklerinin geçiş güvenliği sağlanacaktır. Yurtlarını terke zorlanan soydaşlarımız, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde Dağlık Karabağ'a ve çevre bölgelerine döneceklerdir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleriyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım bağlantıları temin edilecek, yeni bir ulaşım koridoru inşa edilecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i, şanlı Türk askerini, mücadeleye dua ve destek veren her kardeşimi gönülden kutluyor, hayırlı olsun diyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören gazilerimize şifalar diliyorum. Şimdi gerisini şer güçlerin piyonu Paşinyan ve Hunnar şebekesi düşünsün. Artık kendisine sığınacak, kaçacak delik aramaya koysun. Fakat su uyusa da Ermenistan uyumayacaktır. Bu itibarla tetikte olmak, rehavete kapılmamak şarttır. Karabağ Türk'tür, Karabağ özgürdür, Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ Türk'ün çelikten bileğidir. İki devlet, tek milletiz, iki ayrı bedende aynı canız. Bir kere yükselen bayrak düşmemiş, düşmeyecektir. 13 Şubat 2009'da aramızdan ayrılan merhum şairimiz Bahtiyar Vahapzade'nin dediği gibi, bir ananın iki oğlu, bir amacın iki kolu, o da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir. Ayımız bir, ilimiz bir. Aşkımız bir, yolumuz bir. Azerbaycan, Türkiye. Bir milletiz, iki devlet. Aynı arzu, aynı niyet. Her ikisi cumhuriyet. Azerbaycan, Türkiye. Zaferimiz olsun, kutlu olsun, daim olsun. Nice diriliş ve yükseliş mücadelemize vesile olsun. Bu haftaki konuşmama son verirken hepinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun efendim.